bir albüm var, bir kitap var ve bir konser serisi var. Evet, evet. İyiyim. Gördüğünüz gibi yoğun çalışıyorum. Daha birkaç ay önce son albümüm çıktı. Raindrops by Angelica. Evet. Bu da yeni bir çalışma. Aslında yeni diyorum ama yıllara dayanan bir şey. Yılların bir sonucu. İçimdeki Türkiye'm. Ya böyle 400'den fazla besteniz var. Evet. Nasıl bir şey? Çok büyük bir rakam. Nasıl yapıyorsunuz? Ne gerçekten hissediyorsunuz? Büyük bir rakam öyle bakarsanız ama sürekli çalıştığımı düşünürseniz çok normal bir şey ve 2,5 yaşından itibaren ben müziğin içindeyim bilinçli olarak. O bestelerin arasında senfonik büyük eserler de var. 1 saatlik süren senfonilerim de var. Onun yanı sıra 2-3 dakikalık kısa ama duygu yoğunluğu yüksek olan bestelerim var. Her an çalışıyorum. Benim yüksek bir müzik kalbim var doğuştan beri ve de mutlak kulağım var. Evet. Mutlak kulak biliyorsunuz. Biliyorum. Hiçbir referansı olmadan her bir duyduğum müziğin notasını duymak. Aynı zamanda her mekanik sesin hangi notaya denk geldiğini anlamak. Bu da aslında %3'lük bir kısmın evet, içinde olduğunuzu gösteriyor. Az bir evet. sayıda dünyada böyle bir yetenek var. Hem avantajları var büyük. Yani uçakta, yemek yerken, mutfakta yemek yaparken bile ben beste yapabiliyorum içimde. Orkestraya ya da piyanoya bunun için ihtiyacım yok. Ama aynı zamanda dezavantajları da büyük. Çünkü çok hassas oluyorsunuz. Her an algınız müzik konusunda oluyor ve şu anda bile duyduğumuz bir takım mekanik sesler benim için notalar. Bazıları uyumlu, bazıları uyumsuz olabilir. Biraz zor bir durum. Siz 3 yaşında, 2,5 yaşında piyanoya çalmaya başladınız. Evet. Piyano çalmayı. İlk hatırlıyor musunuz piyanonun tuşlarına dokunduğunuz anı? Onu hatırlamıyorum. Neden? Çünkü aslında çalmayı çok daha erken, birkaç aylıkken başladım. Annem ve babam benim müziğe, duyduğum müziğe karşı aşırı ilgimi anladıktan sonra, babam da annem de müzisyenler, piyanonun yanına karyolamı yaklaştırdılar. Dolayısıyla ben daha yürümeyi bilmiyordum. Yeni yeni karyolada kalkarken piyano ile karşılaşıyordum. Onu hatırlamıyorum. Çok güzel. Anneniz şey yapar mıymış size hamileyken müzik dinletir miymiş? Sürekli bah, tabii ki. Mozart. Her şey. Çünkü o zaten müzik kocası ve yani konserler de veriyordu. Dolayısıyla ben hep müziğin içinde olurdum. Hani kaçmak istesem bile kaçacağım bir yer yoktu. Bir yandan kitap projeniz de var. Kitap projesi ne zaman gelecek? İçimdeki Türkiye'm aslında fikir olarak kitaptan doğdu. Ben buraya geldiğim zaman sıfır Türkçe ile geldim. Yani sadece men biliyordum. Men kelimesi de Özbekçe ben anlamına geliyor. O kadar. Ve kendi kendime hiç ders almadan nasıl Türkçe algılamama başladığımı, Türkçenin yanı sıra hiç dil anlamadan insanların bakışlarını, davranışlarını inceleyerek Türkiye hakkında fikir nasıl edindiğimi anlatıyorum. Bir sürü bir sürü böyle bir anılarım vardı ve dedim ki bu kitapsız olmaz. Bunu kitaba aktarmam lazım. Çünkü orada hem filolojik bir takım araştırmalar var. Türkçe ve Rusça dili kıyaslıyorum. Hem sosyolojik, hem ne bileyim kültürel edebiyat, müzik her şey var onun içinde. Dolayısıyla kitap aslında şu anda projede sonraki basamak gibi görünse de ana fikir oradan çıktı. Kitap sanırım 4-5 ay içinde tamamlanacak ve albüm de aynı zamanda kitapla çıkacak. Hepsi aynı isimle İçimdeki Türkiye'm. İçimdeki Türkiye'm. Bu sene İçimdeki Türkiye'm senesi olacaksın için. Evet. Bir yandan siz notalara bastığınız zaman renkleri görüyorsunuz. Doğru. Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum. Bir şekilde oluyor. Ben onu küçüklüğümde fark ettim. Piyano çalarken aynı zamanda rengin dağıldığını görüyorum. Böyle bir hafif bir kare şeklinde ve çok güzel bir şeydi ama benim için o kadar doğaldı ki demek öyleymiş diyordum kendime. Ondan sonra da zannediyordum ki bütün insanlar öyle görüyor. Büyüdükçe anladım ki değilmiş. Hani uzaktan notayı duyup deşifre eden de herkes değilmiş. Ondan sonra okey dedim, çok güzel bir şey, bu çok keyifli bir şey ve bununla yaşamaya devam ettim. Yani bilinçli olarak kazanılan bir şey değil. Her iki yetenek, mutlak kulak ve notaları renkli görmek, hani benim özellikle çalışıp da kavuştuğum bir şey değil. Allah tarafından bana doğuşta verilmiş bir şey ama çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey. Anlatmak zor. Müziğin dışında en güzel ses neyin sesi? Enstrüman olarak soruyorsunuz. Enstrüman olarak, size en iyi gelen ses.
Ay çok güzel bir soru. Bir kere bana Beyaz bu soruyu sordu. Hani evrende en güzel ses ne olduğunu ben sessizliğin sesi dedim. Evet. Yani en güzel ses tanımlayamadığımız ama her yerde var olan bir ses. Belki bir enerjinin sesi, belki evrenin patlamasından sonra ilk çıkan ses. Aslında onu kulakla duymuyoruz ama hep var. O evet. kadar bariz bir şekilde var ki alıştığımız için duymuyoruz herhalde. Bence en güzel ses odur. Doğru, en güzel şey sessizliğin sesi aslında. Evet. Çünkü içinde birçok anlam barındırıyor. Evet. Ayrıca ondan sonra da gelen en güzel enstrüman bence insanın sesi. İnsan. Zaten bütün enstrümanlar insanın sesine benzemeye çalışıyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum Angelika Hanım. Hem içimdeki Türkiye'm konser serisinde size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Hem de yeni çıkacak kitabınız ve albümünüzde. İnşallah albüm ve kitap çıkınca tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Tekrar konuşuruz. Yapayım.